Bismillahirrahmanirrahim. Son üç dersimizin tamamlayıcısı bir ders ile münazarattan yine devam edeceğiz. Burada Üstad görüştüğü ve suallerini cevapladığı aşiret mensuplarına 1911'de, 1910-11 senelerinde şöyle hitap ediyor. Sual şöyle, evvela, en evvel rüesamız ıslah olunmalı diyorlar. Reislerimiz ıslah olmalı, bizden evvel. Üstad da diyor ki, evet reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, malınızı ceplerine indirdikleri ve hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse, şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım. Yani malınızı almışlar, aklınızı da almışlar veya sizi düşünemez hale getirmişler. O istibdat dönemi bilhassa düşünemez, muhakeme edemez hale getirmişler. Ama aklınız onların cebinde. Tamamen de yok olmuş değil. Diyor ki şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım. Ey yuher ruus ve ruesa, ey reisler, yönetenler, tekasüli olan tevekkülden sakınınız. O tevekkül diye sunulan ama tevekkülle, gerçek tevekkülle hiç alakası olmayan tembelce havalecilikten sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Böyle deyin diyor reislere. Yani havalecilikle filan bulunduğunuz konum, idarecilik makamı bunu kaldırmaz. Havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla, sizin elinizdeki mal sizin değil bizim aslında. Ve yanınızdaki, cebinizdeki aklımızla bize hizmet ediniz. Bunu talep edin yönetenlerden. Böyle tembelce bir tevekkül ve havalecilik içerisinde onlara muhatap olmayın, boyun eğmeyin körü körüne. Çünkü şu mesakini istihdam ile, şu miskinleri istihdam ederek ücretinizi almışsınız. İşte hizmet vaktidir. Zaten idarecilik hizmet makamıdır. Hizmet için, bize hizmet etmek için oradasınız. Dolayısıyla bu hizmet vazifenizi bir kenara bırakıp bize baskı yapmaya hakkınız yok. Bunu yanınızdaki malımız ve cebinizdeki aklımızı talep ederek söylüyoruz, söylememiz lazım. Dolayısıyla böyle bir şuur oluşturmak çok önemli. Yani toplumun idarecilere karşı böyle hesap sorma, onlardan hizmet talep etme şuuruna sahip olması, demokrasinin sağlıklı bir zeminde oluşabilmesi ve gelişebilmesi için baş şart. Demokrasi, hukuku, adaleti ve hürriyetleri talep eden, hizmeti talep eden bir toplum demokrasiyi yaşatır. Kendine bu mevzuda çok enteresan bir diyalog daha var, münazaratta. Biz cahiliz, sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz diyorlar. Yani biz cahiliz ve bize düşen ancak sizin gibi alimleri taklit etmek. Aklımız ermez. Üstad da diyor ki, çendan gerçi her ne kadar cahilsiniz fakat akılsınız, akıllısınız. Hanginizle zebip yani üzümü paylaşsam, şimdi ortada üzüm olsa ve paylaşsak, zekavetiyle içinizden belki hepiniz, zeki olanlarınız bana hile edebilir, beni aldatabilir o taksimat esnasında. Onlara bir özgüven veriyor üstad muhataplarına. Yani cahil olmanız özür değil. Zaten devamında da onu söylüyor. Demek cehliniz özür değil. Cehaleti mazeret göstererek, bilgisizliğinizi mazeret göstererek bu işlerden el etek çekemezsiniz ve böyle pasif ve teslimiyetçi bir tavır içerisinde olamazsınız. Zekanızı kullanın. Aklınızı kullanın, işletin. O sizi zaten doğru bir yere götürecektir. Demokrasi böyle işler. Kuvvetlenir.
Bir soru daha var. Gene bunu tamamlayan enteresan bir soru. Bir büyük adama, bir veliye, bir şeyhe ve bir büyük alime karşı nasıl hür olacağız? Onun devamı mahiyetinde bir soru. Büyük adam, işte devlet idarecisi, veli, şeyh, tarikat şeyhi ve alim, büyük alim. Bunların hiçbiri bizde yok bu vasıfların. Onlara karşı nasıl hür olacağız? Biz sıradan insanlarız, cahil insanlarız. Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. O sahip oldukları ilim, tarikatta yükseldiği mertebe, şeyhlik makamı, veli, evliya veya işte idareci. Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin esiriyiz. Bir de bu noktadan bir eziklik içerisindeler. Üstad da diyor ki cevabında, çok kısa ama çok kuvvetli bir cevap. Velayetin, yani veli olmanın, evliya olmanın, şeyhliğin, büyüklüğün şeyni, gereği, ortaya çıkarması gereken sonuç, tevazu ve mahviyettir. Eğer karşınızda bu insanlar varsa, onların karşısına bir, onların önünde aşağılık kompleksine girmenize gerek yok. Eğer hakikaten ilim sahibi ise, işte evliya mertebesine sahip ulaşmış ise, şey ise, hakkıyla şey ise, tarikat terbiyesi almışsa, bu vasıfların gereği tevazudur. Tekebbür değildir, büyüklenmek değil, gururlanmak değildir, tepeden bakmak değildir. Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır diyorlardı. Tam tersi, mahviyettir, tevazudur. Tekebbür ve tahakküm değildir. Büyüklenmek ve tahakküm, baskı yapmak değildir. Demek tekebbür eden, kibirlenen, gururlanan, tepeden bakan sabiye müteşeyyihtir. Şeyhlik taslayan, şeyh kılığına girmiş çocuktur. Siz de büyük tanımayınız. Çok sade ama çok çok önemli bir ölçü. Demek ki böyle tepeden bakan, büyüklenen, kibirlenen, hava atan insanlar ise eğer karşınızdakiler, diyor ki muhataplarına üstad, eğer böyle yapıyorlarsa onlar hakikaten yani ilmin de, tarikatın da, şeyhliğin de, evliyalığın da gereğinin tam tersini yapıyorlar. Eğer bunu yapan insan şeyh diye karşınıza çıkıyorsa o şeyh falan değildir. Şeyh kılığına girilmiş bir çocuktur. Bürünmüş bir çocuktur. Siz ona şeyh muamelesi yapmayın ve yolunuza gidin. Büyük tanımayın. Bu da hakikaten işin bir başka önemli boyutunu ifade etti. Bu diyaloglar, bu soru cevaplar. İşte bu prensiplerin yerleştiği ve topluma mal olduğu yerlerde böyle gereksiz tahakkümler falan olmaz. Olmaya heveslenenler de böyle şuurlu bir toplum yapısı karşısında hiç zerre kadar yol alamazlar, mesafe alamazlar, itibar görmezler. Onun için Müslüman bir toplumda demokrasiyi bütün kurallarıyla, kurumlarıyla, esaslarıyla, prensipleriyle yerleştirebilmek için mutlaka Üstad Bediüzzaman'ın ifade etmiş olduğu, kayda geçirmiş olduğu bu ölçü ve prensipleri anlamak, anlatmak ve topluma mal etmek, hayata hakim kılmak lazım. Evet, bu dersimiz de bu. Sonraki derslerde başka mevzularda buluşmak duasıyla inşallah. Allah'a emanet olun.